Evet yeni bir video ile birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte bir televizyon incelemesi yapacağız. Arkamda görmüş olduğunuz TCL'in 65C635 modeli bizlere çok iyi özellikler sunuyor. Yaklaşık bir haftadır ofiste bu televizyonu deneyimliyoruz. Hatta şu anda arkadaşlarım Esabil ve Deniz Abadan burada FIFA oynuyorlar. Yani fırsattan istifade diyorum ben buna ama neyse bakalım yenenle de ben atacağım tamam mı abi? Okay. Şimdi ben bu televizyonu neden inceliyorum çünkü bir hafta önce burada farklı bir televizyon vardı sonra ben işte hastaneye gittim vesaire geldim baktım televizyon değişmiş e millet de başından kalkmıyor dedim ki bunun oyunla ilgili bence çok iyi özellikleri olabilir ki gerçekten televizyonu araştırdığımda oyun için geliştirilen yazılımlar bulunmakta söz daha fazla uzatmıyorum gelin videoya başlayalım. <laughs> Biraz sizlere TCL'den bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 2 sene önce ülkemize giriş yaptılar ve ülkemizde televizyon kategorisinde çok önemli işlere imza attılar aslında. Ayrıca TCL televizyonların tümü Bilkom güvencesiyle Türkiye'de satılıyor. Sadece televizyonda değil, TCL'in ekosistem ürünleri de mevcut. Robot süpürgelerinden tutun, hava temizleyici, telefon, tablet, akıllı saatlerine kadar birçok ürünü Türkiye'de mevcut. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz televizyonun boyutu 65 inç. 65 inç gerçekten çok büyük bir boyut ve bu televizyonun içerisinde 4K bir çözünürlük var ve en önemli olan kısımda yani biz oyuncuların en dikkat ettiği kısımda 120 Hz'lik tazeleme oranı. Şimdi bu televizyonun içerisinde bir oyun da bulunmakta. Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman oyun ustası diye yazıyor zaten. Bunu aktif ettikten sonra ekrandaki herzi görebiliyorsunuz. Yani atıyorum siz Spider-Man oynuyorsunuz veya şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi FIFA oynanıyor. Ben bu ekranda kaç FPS hazineme oranı alıyorum. Bunu anlık olarak görüntüleyebiliyorum. Ve oyun için geliştiren farklı yazılımlar da bulunmakta. Sizin oyunlarda göz zevkinizi ...daha da yukarıya çıkartmak için geliştirilmiş yazılımlarda bulunmakta. Ya şimdi ilk olarak ben kumandadan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir televizyonun kalbi bence kumanda olmalı. Çünkü kumandayla aslında her işlerimizi televizyondan yürütebiliyoruz. Kumandasız yapılan işlemler de var. Mesela Google desteği gibi cihazın içerisinde Google TV sürümü bulunmakta... ...ve Android bir işletim sistemine sahip. Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman Android 11 ile birlikte geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi Android'in faydası şu. Hem istediğiniz uygulamayı mağaza üzerinden indirebiliyorsunuz... ...hem de telefonunuz, tabletiniz bilgisayarınız buradaki görüntüyü televizyona direkt olarak aktarabiliyorsunuz. Şimdi kumandaya baktığım zaman çok sade bir yapıyla geldiğini ve ince olduğunu görebiliyorum. Burada Netflix, Prime Video, medya, YouTube, TCL'in kendi uygulamasını direkt olarak bir tuş yardımıyla yönetebiliyorsunuz. Girmek istediğiniz uygulamaya sadece tuşla değil, Google'ın sesli asistanı ile birlikte erişebiliyorsunuz. Ok Google dediğim zaman sesli asistan açılıyor ve ben girmek istediğim, yapmak istediğim işlevleri buradan yönetebiliyorum. Kumandanın sağ üst tarafında güç butonumuz var. Google Asistan tuşunu görebiliyoruz. Alt taraflara doğru baktığımız zaman burada kumandanın belli başlı ileri geri ana menü veya sesi aç kapat gibi butonları da görebilmek mümkün. Televizyonun giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman burada HDMI 2.1 desteğini görebilmek mümkün. Bu teknolojiyle birlikte 10K'ya kadar çözünürlük ve 48 gigabitlik bir veri aktarım hızına da erişebilmek mümkün. Şimdi bağlantı noktalarına baktığımız zaman Bluetooth 5.0 teknolojisini görebiliyoruz. Siz kablosuz bir aygıt televizyonunuza bağlayabilirsiniz. Bu klavye olur veya mouse olabilir. Diğer girişler ve çıkışlarda HDMI 2.0'ı görebiliyoruz. 2 adet USB girişimiz var. Burada HDMI 2.0 2 adet bulunmakta. Bir adet de HDMI 2.1 var. Yani toplamda 3 adet HDMI girişine erişebiliyoruz. İnternet desteği tarafında Wi-Fi 5 ve kablolu bağlantı yapmak isterseniz Ethernet girişini de televizyonun arka tarafında görebiliyorsunuz. Biraz tasarımdan devam edelim çünkü arkamda görmüş olduğunuz televizyonun tasarımı inanılmaz. Bu arada Esabil böyle bir ah çekiyor. Sesini yükseltemiyor çekimdeyiz diye ya. <laughs> ya bu arada mesela sizden yorum alayım. Ee, televizyon tasarımı nasıl? Güzel değil mi? Ya, tasarımı beğeniyoruz. Onlar oyuna odaklandı. Ben kendi deneyimlerimi paylaşayım arkadaşlar. Bizim için hem telefonda, tablette, bilgisayarda herhangi bir görüntüleme aygıtında ekran kasa oranı gerçekten çok önemli. Televizyonu ilk olarak baktığınız zaman çerçevelerin tıraşlanmış bir şekilde gelmesi ve direkt olarak sizin ekrandaki görüntüyü görmeniz oldukça önemli. TCL'in 65 inçlik bu modelinde ekran kasa oranı oldukça yerinde. 4K çözünürlüğün olması gerçekten çok iyi. Netflix'te, Prime Video'da veya Disney Plus'ta bir Film izlerken 4K bir şekilde izlediğiniz görüntüyü alabiliyorsunuz. Dolby Vision desteğinin olması gerçekten çok önemli. Siz bir film izlerken yönetmenin o filmde uygulamış olduğu bazı teknikler olur ve siz bu teknikleri HDR teknolojisi sayesinde görebiliyorsunuz. Atıyorum oyun oynuyorsunuz. Oyunda çok güneşli bir hava var. HDR teknolojisini bunu otomatik olarak ayarlıyor ve aslında oradaki görüntüyü sizlere çok kaliteli bir şekilde yansıtabiliyor. Bu tarz teknolojilerin olması gerçekten çok önemli. Görüntünün yanında önemli olan bir diğer kısım da ses. Şimdi kumandayı elim alacağım ve televizyonu son sese getireceğim. Şu anda bu son ses arkadaşlar. İnanılmaz bir ses var bu arada. sesi kıstım. Bu arada sizlerden gelen yorumları okuyorum. Mesela bir markayı tercih ettiğiniz zaman o markanın diğer ürünlerini almak gerçekten çok mantıklı. Hem kampanyalar oluyor hem bir ekosistem kurmak istiyorsunuz. Tamam TCL belki televizyon kategorisinde oldukça başarılı ama TCL'in pek fazla bilinmese de robot süpürgeleri var ev için gerçekten kullanışlı ürünleri de bulunmakta. Siz bu ürünleri televizyonun kumandasından da ve sesli asistan yardımıyla da yönetebiliyorsunuz. O nedenle bu televizyonu almaya karar verdiğinizde ve TCL'in diğer ürünlerine göz atmak isterseniz açıklama kısmına bıraktığım güvenilir linkten bu ürünlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Şimdi oyun ustası diye bir kısım var televizyon ayarlarında. Buraya girdikten sonra hem FPS'i ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir oyun konsolunuz var ve oyun oynamak istediğiniz zaman görmek istediğiniz FPS'i sağ üst köşede görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra atıyorum FPS FPS oyunu oynuyorsunuz ve nişan hassasiyetini çok daha iyi bir şekilde ayarlamak için Eğim kısmını açabiliyorsunuz. Eğim kısmını açtıktan sonra artık ateş etmeniz daha iyi bir hale geliyor. Onun dışında oyunlarda çok daha iyi bir deneyim almak için boost modu aktif edebiliyorsunuz. Bununla birlikte işlemci oyunlarda daha iyi bir performans sergiliyor. Ve aslında siz FPS kaybı yaşamıyorsunuz. Tamam 120 Hz desteği var ama 120 FPS'i alırken bizim bunun yanı sıra oyunlarda da FPS kaybı yaşamamamız gerekiyor. Onun için TCL'in geliştirmiş olduğu oyun yazılımı ile birlikte çok çok iyi bir şekilde oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bu arada görmüş olduğunuz bu televizyon ekranında DLG teknolojisi mevcut. Yani çift hat kapısı. İçerikleri otomatik olarak ayarlama işlevi sayesinde bu teknoloji her zamankinden daha yüksek yenileme hızı ve çok kısa gecikme süresi yaşatıyor hasta bizlere. Yani siz oyunlarda olsun film izlerken veya herhangi bir görüntüye baktığınız zaman anlık kareyi yakalayabiliyor ve size görüntü kaybı olmadan bu görüntüleri izletebiliyor. Oyunlarda da çok daha akıcı bir oyun deneyimi sağladığını belirtmek isterim. Dilerseniz biraz da Google TV'den bahsedeyim çünkü ara birim Google tarafından destekleniyor ve içerisinde bir Android işletim sistemi bulunmakta. Google TV diğer platformlardan farkı izlediğiniz içeriği kaldığınız yerden tek bu tuşla görüntüleyebiliyorsunuz. Ana sayfaya girdiğiniz anda ilgili olduğunuz içerikleri görüntüleyebiliyorsunuz. Atıyorum Netflix'te bir film izliyorsunuz. Kaldığınız yeri direkt olarak ana sayfa üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına erişmek, televizyonu kullanmak Google TV ile birlikte artık çok daha basit arkadaşlar. O nedenle Google TV beğendiğimi belirtmek istiyorum. Gün sonu yorumuna gelecek olursak televizyon bence oyunculara oldukça hitap ediyor. Özellikle 120 Hz ekranın olması, oyun için geliştirilen bir yazılımın olması ve 4K ile birlikte gelmesi oldukça iyi olmuş arkadaşlar. Şu anda biz bu televizyonu ofis olarak kullanıyoruz. Oyun deneyimi gerçekten çok iyi. Çünkü iş arkadaşlarıma sorduğum zaman onlardan da aynı yanıtı alıyorum. Peki siz bu televizyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.